fani dünya. Çok yakın bir arkadaşım 3-4 yaşlarındaki oğlunu kucağına almış, telaşla muayenehaneye gelmişti. Küçüğün ateşlendiğini ve kusmaya başladığını söylüyor, oğluna duyduğu sevgi onda büyük bir üzüntü ve endişe meydana getiriyordu. Kısa bir muayeneden sonra yediği bir şeyin dokunmuş olabileceğini düşünerek sorduğumda, buzdolabındaki 1 kiloya yakın dondurmanın hemen hemen hepsini yemiş. Biz sonra fark ettik dedi. Mesele anlaşılmıştı. Ancak çocuğuna karşı büyük bir muhabbet duyan babayı teskin etmek, çocuğu tedavi etmekten daha zor olmuştu. Bu itibarla çocuğun da babasını ne kadar sevdiğini göstermek, aynı zamanda hastalanmasına sebep olan dondurma olduğunu ihsas etmek için, oğlum babanı mı yoksa dondurmayı mı daha çok seviyorsun dedi. Çocuğun cevabı dondurmayı olmuştu. Evet, çocuk henüz 3-4 yaşındaydı. O sevdiği şeye fazla düşkünlüğün kendisine zararı olacağını, ayrıca onu temin edenin babası olması cihetiyle öncelikle onu sevmesi gerektiğini, onun için hiçbir şeyi esirgemeyenin dondurma gibi bir şeyle kıyas bile edilemeyecek bir varlık olan babası olduğunu bilecek idrak şuuruna sahip değildi. Sadece çocukluk hissini dile getirmişti. İşte biz büyükler, buraya biraz daha dikkat eder misiniz? Çoğu zamanda idraksiz, şuursuz, ufacık çocuğun durumuna düşerek bize sonsuz nimetleri bağışlayan Yüce Rabbimize şükretmemiz, en çok onu severek ona yönelmemiz gerekirken, yine onun lütfu olan dünya nimetlerini daha çok sevmiyor muyuz? Dünya hayatına dalarak kulluk vazifemizi unutmuyor muyuz? Bu fani dünya hayatına fazla düşkünlüğün bize zararı olduğunu bile bile. Üstelik bu fani dünyanın hem yalan hem de, evet, dünya hayatına fazla düşkünlüğün bize zararı olduğunu bile bile devam ediyoruz bu olaya. Ne dersiniz? Belki bugün biraz daha farkına vararak veya farkındalığımızı artırarak inşallah aklımızdan çıkarmayalım. Aşk olalım.